Çoğumuz sosyal medyaları kullanıyoruz e, dostlar. Hepimiz mutlaka Facebook'ta, Twitter'da, e, Whatsapp'ta veya işte benzer sosyal alanlarda e, arkadaşlarımıza mesaj bırakıyoruz veya mesajlarına e, cevap bırakıyoruz. E, birçoğumuz da e, bu mesajlara bırakırken genellikle tepkisel, e, sembolize e, ikonlar veya e, resimler, videolar kullanıyoruz. E, dolayısıyla da Bunlar genellikle sistemin sunduğu hazır tepkiler, emojiler veya resimler, videolar oluyor. Peki bunları oluşturmaya ne dersiniz? Bunları oluşturabilir miyiz daha doğrusu? Tabii ki oluşturabiliriz. GIF olarak oluşturma imkanımız mevcut. GIF hareketli görüntü demektir. Yani birden fazla fotoğrafın bir araya gelerek bir hareketli video şeklinde görüntü oluşturmasına kısa bir şey videolara GIF olarak adlandırıyoruz. Burada örnekte gördüğünüz gibi diyelim ki bir arkadaşı bir şey söylüyor, konuşma yapıyor. O konuşmaya karşılık kadının vermiş olduğu tepki gördüğünüz bu tepki sizin arkadaşınıza bir konuşmayla ilgili verdiğiniz ne olabilir tepki olabilir. Yine burada değişik filmlerden ne yapmışlar örnekler almışlar. İşte örneğin kedi köpeğin ee, çalım atması, işte düğün evinden gelin davadın çıkması veya işte alkışlaması, iste, arzu ederek alkışlaması hangi filmden e, alıntılar yaptıysa burada yazmışlar. Sizler de aynı şekilde isterseniz bu şekilde filmlerden alıntılar yapabilir belirli bir sahneyi Gif olarak e, tepkisel olarak kodlayarak ya, ya altına e, ismini değiştirerek ekleyebilirsiniz. Peki bunu nasıl yapacağız? Bunları çalışmalarımızı nasıl yapacağız? Sadece video mu? Hayır, resim üzerinde yazı da yazabilirsiniz. O yazıyı da bir gif e, olarak oraya ekleyebilirsiniz. Bunun için gifi koma giriyoruz sevgili dostlar. Gifi koma girdiğimiz zaman ilk yapacağımız şey Yükle veya oluştur. Yükle bölümü genellikle hazırlam e, bilgisayarınıza inmiş olan videolarınızla alakalıdır. Ondaki saniye belirli saniyeleri almanıza imkan verir. Oluştur ise kendinizin yapacağı yani resimlerden yapacağınız çalışmaları e, oluşturmanızı sağlar. E, bunu girmek için oluştur'a tıklamadan önce hesap girişi yapacaksınız, üye girişi yapacaksınız. Ondan sonra oluştur'a tıklayacaksınız. Oluştur'a tıkladıktan sonra bakın ister bir hazır video veya GIF veya video seçin. Biz video veya GIF seçin diyelim. Video GIF'lerden bakalım bilgisayarımda nasıl bir GIF var. Ee, evet GIF dosyası diyor. Bunu alan veya şurada top oynayan e, bir daha önce yapmış olduğum bir GIF vardı. Onu alıyorum. Şimdi bunu aldıktan sonra gördüğünüz gibi Burada topla, e, topla oynuyor ve bununla ilgili e, seçenekleri yapıyorum. E, diyelim bunun e, hangi tepkiyi vereceksem buraya o mesajı yazıyorum üst kısımdaki yazıya o mesajı yazacağım. E, e, diyelim ki oynamaya devam. Evet oynamaya devam dedim ve bu yazımın rengini buradan istediğim şekilde alt ikon e, alttaki renk paletinden seçerek Kendim istediğim şekilde ne yapıyorum belirliyorum. Diyelim ki bunu belirledim. Stil kalın ince e, pikselli olarak veya fantastik olarak veya işte başlık olarak veya canlı olarak e, nasıl istiyorsanız. O şekilde kendiniz bunu belirleyebilirsiniz. Bunu belirledikten sonra e, ebatlarını küçültebilir, büyütebilirsiniz buradan. Onu <laughs> almak istediğiniz yere kadar e, kendiniz uygulayabilirsiniz. Diyelim ki bunu en üste koydum. Oynamaya devam dedim. Şu anda gifim hazır mı? Hayır hazır değil. Animasyonların nasıl olmasını gerektiriyor, e, gerektiğine bakıyoruz. Animasyonların animasyon dediğim eklediğimiz karakterler nasıl olacak? E, yazılar nasıl oynasın? Buradan belirliyoruz. Örneğin dalgalama yanıp sönme şeklinde Buradan istediğimiz animasyonları seçme şansımız var resimlerde. Daha sonra yüklemeye devam et diyoruz. Yüklemeye devam ettikten sonra eğer bir kaynak URL varsa onu giriyorsunuz. Etiket eklemek isterseniz eklersiniz. Veya herkesin görmesini istiyorsanız burayı e, açık halde görmesini istemiyorsanız kapalıya tıklayarak bunu ne yapmış olursunuz? Artık eklemeye başlarsınız. Dolayısıyla işiniz bittiği zaman bu sahneyi almak istiyorsunuz. GIF'e yükle diyorsunuz. GIF'i e yüklediğiniz zaman şu anda GIF'i oluşturuluyor. Ee, sizin bu eklemiş olduğunuz fotoğraf ve yazılarla bir GIF oluştu. Ee, ve onu kullanımada sunmuş oluyor. Dolayısıyla e, oynamaya devam sözünü karşılık artık ne yapacak insanlar kullanmak istedikleri zaman bu GIF'i kullanabilecekler. GIF'iniz yüklendikten sonra ise bunu beğenebilir. Beğendikleriniz arasına alabilirsiniz. Ee, bağlantısını kopyalayabilirsiniz. Ee, herhangi bir şekilde bağlantı için. Medya bölümünde bilgisayarınıza indirmek için Örneğin sosyal medyaya indirmek için e, MP4 video olarak indirmek için veya küçük bir şey olarak veya kaynak olarak indirmek için hangi stilde indirecekseniz buradan onu seçiyorsunuz. Diyelim ki ben bunu e, kaynak olarak indirmek istiyorum. Veya sosyal medyada kullanacağım. Sosyal medyada kullanacaksam indir linkine tıklıyorum. İndir linkine tıkladıktan sonra arkadaşlar bilgisayarımızın sol köşesine inecektir. Yani sol köşesinde görünecektir. İndirilenler klasöründe bulabilirsiniz. Peki sadece bu gif mi olacaktı? Hayır. Resimle de oluşturabiliriz. Tekrar oluştura tıklıyoruz. Ee, fotoğraf veya resim seçeceğiz. Diyelim ki bir resmimizi seçelim. Seçtik bu resmimizi. Resmimiz geldikten sonra altyazı gireceksek diyelim ki yine ben dedim. Yazım bu. Aldım bu yazıyı ve buraya getirdim. Koydum. Bu yazımın rengini de belirledim. İstediğim şekilde bu daha çarpıcı oldu. Stili nasıl olsun yazının? E, hareketli mi olsun? Pikselli mi olsun? Vesaire. Animasyon nasıl olsun? İşte dalgalı mı olsun? Yazı dalgalanıyor yalnız dikkat ediniz ee, renk kuşağı gök kuşağı halinde mi olsun veya e, yanıp sönen bir şekilde mi olsun veya kelime kelime gösterme buradan seçebiliyorsunuz yani yazıyı nasıl istiyorsanız o şekilde seçme şansınız var titreşimli model veya en güzeli herhalde e, şeydi. Rem. E, Rainbow'du. Yani dalgalı olandı. Diyelim ki bunu seçtik. Bunu seçtikten sonra artık GIF'imiz hazır hale geldi. Burada etiketler, filtreler bunlar çok e, kullanmaya gerek yok dostlar. Ama illa isterseniz ki, derseniz ki ben buna etiketler de eklemek istiyorum. E, o zaman diyelim ki 3 e, oku eklemek istiyorsunuz. Hani yine ben dediniz ya. Alıyorsunuz ve getiriyorsunuz. Bırakıyorsunuz. Bıraktığınız zaman Diyelim ki şöyle koydum. Bunu da böyle koydum. Böylelikle yine ben dedim. Yani buraya dikkat çekmeye çalışıyorum. Onun dışında yanına farklı yine emojilerden, e, yapılmış olanlardan istediğim bir şeyi koyabilirim. Hatta gözlük ekleyebilirim istersem. E, ki ekleyelim olmazsa bir tane gözlük ekleyelim. E, örneğin şunu ekliyorum. Gördüğünüz gibi gözlüğü getirdim. Gözüme taktım. Ve bunu biraz büyütüyorum. büyütme imkanı vermedi dostlar bu şekilde olacak anlaşılan aslında normal ha, evet buradan veriyormuş pardon özür diliyorum evet buradan da gözlüğü tam sanki gözümdeymiş gibi yerleştiriyorum ve yerleştirdikten sonra boşa tıklıyorum gördüğünüz gibi yine ben diye bir gif oluşturdum hareketli bir görüntü normalde sabit bir vesikalık fotoğraf üzerine hareketli hareketli animasyon koydum filtreler bölümünde arkadaşlar Göreceğimiz seçimler e, fotoğrafımızın görünürlüğü ile ilgilidir. Genelde orayı pek kullanmıyoruz. Çizmek bölümüne tıkladığımız zaman da yine aynı şekilde e, sunmuş olduğu e, farklı farklı e, e, sembolleri fotoğrafımızın üzerine ekleyebiliyoruz. E, diyelim ki şu ok işaretini alalım. Onu vermedi. Başka bir şey alalım. Her neyse. Evet. Bunu kalbi aldım. Kalbi getirdim. Buraya koydum. Dolayısıyla istediğim kadar çoğaltabiliyorum bunları. Bitti. Bu kadar da kalp koydum. Gördüğünüz gibi e, eklemek istediğimiz fiz e, bölümlerde çizmek bölümünde de bunları ekledikten sonra artık gifimiz tamam diyorum. Ve bunu indirmek istiyorum. Yüklemeye devam diyorum. Yüklemeye devam edildikten sonra yine e, bir kaynak vermek istiyorsam bunları giriyorum. Ki gerek görmeyelim ben. Halka açık olabilir dedim. E, veya kapalı diyorum. Kimse görmesin. Ben göreyim. Veya herkes görsün. Ve gifi yüklediyorum. Yükledikten sonra karşımıza Oluşturmuş olduğumuz programın kaydı tamamen bütünleşecektir ve bilgisayarımıza indir veya sosyal medyada paylaşmak için hazır hale getirilmeye çalışılacaktır. Şu anda sistem uygulamayı yapıyor. Oluşturduktan sonra size gösterecek. Dediğim gibi bunu favorilerinizin arasına alabilirsiniz. Bağlantıyı kopyalayıp herhangi bir yere ekleyebilirsiniz. Medya kısmına tıkladığınız zaman da indirme şekillerinizi belirleyeceksiniz kaynak, sosyal medya, mp4 ve küçük olarak sosyal medyada çoğunlukla paylaştığınız için bunu ne yapabilirsiniz? Sosyal kısmına tıklayarak, indir bölümüne tıklayarak bilgisayarınıza indirmesini sağlayabilirsiniz. Artık GIF'iniz kullanılmaya hazırdır. Hatta açalım bakalım nasıl olmuş. Evet gördüğümüz gibi böyle bir GIF oluştu sevgili dostlar. E, GIF'imiz artık istediğimiz yerde kullanılmaya hazır. Sürükleyip sosyal medyadaki hesaplarımıza bırakarak tepkisel olarak eee resmimizi çalışmamızı koyabiliriz. Dinlediğiniz için teşekkürler ediyorum.